Altınordu Belediyesi tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, işbirliği ile düzenlenen eğitim seminerinde, belediye personeline, aile eğitimi ve iletişimi, aile yaşam becerileri ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgiler verildi. Şiddet kişinin kendisine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik kasten ya da kasten uyguladığı ölüm ya da yaralanma, gelişimsel bozukluk, psikolojik zarara yol açan ya da yol açması muhtemelen fiziksel güç ve tehdit olarak tanımlanmakta, bunu görüyoruz. Bir de şiddet uygulayan kişilerin faal durumuna, yani sabıka durumlarına bakıldığında şiddetin tasfiye edilmesine dair bildiride yayınlanan bir tanım. Kendimi temiz, kendimi kusursuz olarak görürsem bu benim eksiğimdir. Yarın da başka insanla yaşadığım problemde hep başkası kusurlu olacak, ben hep mükemmel bir insan olacağım. Böyle bir durum söz konusu değil. Ailemizle vakit geçirmekten alıkoyan diğer alışkanlıklardan bahsettik. Altınordu Belediyesi çalışanlarımızla aile içi iletişim konusunda güzel bir seminer geçirdik. Düzenlemiş olduğumuz eğitim programı için destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Törel'e ayrıca teşekkür ederiz. Büşra Akmeş'e, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Altınordu Sosyal Hizmet Merkezi'nde psikolog olarak görev yapıyorum. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bir sunum gerçekleştirdim. Bilindiği üzere kadına yönelik şiddet ülkemizin değil tüm dünyanın aslında bir sorunu. Ve bu sorunu aslında konuşmak üzere biz eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kadına yönelik şiddet kavramlarını inceledik bugün ve şiddet türlerinden bahsettik. Bilindiği üzere şiddet sadece fiziksel şiddet değil, aynı zamanda psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olarak önümüze çıkmakta. Bu noktada şiddet türlerini irdeledik. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum.